Türk savunma sanayisinin kurucusu olarak kabul edilen Nuri Killigil, 1940'larda İstanbul'da kurduğu fabrikada özel sektörde yerli harp sanayisinin gelişmesine ve Türk ordusunun ateş gücünün artırılmasına katkı sağlayan ilk girişimcilerden biri olarak biliniyor. Savaşçı bir ailenin içinde 1890 yılında doğan Nuri Killigil, tıpkı ağabeyi Enver Paşa ve Kutül Amare kahramanı amcası Halil Paşa gibi bir asker olarak yetişti. 1917'de Kafkas İslam Ordusu komutanlığına getirilen Nuri Paşa, Bakü ve Dağıstan'ı Rus işgalinden kurtarmasının ardından Anadolu'ya geçerek Kazım Karabekir Paşa'nın kol ordusuna katıldı. 1940'lı yıllarda Zeytinburnu'ndaki demir eşya fabrikasında çeşitli metal eşyaların yanı sıra silah, tapa ve mermi üretmeye başladı. Zeytinburnu fabrikasını Haziran 1946'da kapatarak Sütlüce'ye taşıdı ve Türkiye'nin ilk özel savunma şirketini kurdu. Dünya silah lobisinin bir takım hamleleriyle Nuri Killigil'in silah üretimi engellenmeye başladı. Hatta bu çabalar fabrikanın kapanma aşamasına gelmesine neden oldu. İsrail'in kuruluşu ve sonrasında Filistinlilere ve bölgedeki diğer Arap ülkelerine silah satması, Nuri Paşa'nın üzerindeki baskıların ve engellerin artmasına neden oldu. Nuri Paşa silah fabrikasında çizimini bizzat yaptığı ve kendi adını verdiği Nuri Killigil tabancasını üretti. Yarı otomatik ve 9 milimetre çapındaki bu ilk yerli ve milli tabanca o yıllarda dünyanın en iyi silahları arasında yer aldı. 2 Mart 1949'da sahibi olduğu fabrikada sabotaj olduğu düşünülen büyük bir patlama meydana geldi ve aralarında Nuri Killigil'in de bulunduğu 27 kişi bu patlamada hayatını kaybetti.